Arkadaşlar, merhaba. Şimdi sanal kart nedir, nasıl kullanılır, nasıl başvurulur, ona bakacağız. Sanal kart, bankaların internet alışverişlerinde kullanıcılara daha güvenli bir e, alışveriş imkanı sağlamak için sunduğu bir yöntem. Sanal kart, e, normal kredi kartına bağlı olarak çalışmakta. Ve hemen hemen her bankanın bir sanal kartı bulunmakta. Sanal kartın e, üzerinde kredi kartı gibi yine numaraları bulunmakta. Son kullanma tarihi bulunmakta. Arkadaki 3 anneli CVV numarası bulunmakta. Ve internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde e, güvenli bir şekilde bu kartları kullanabilmektesiniz. E, nasıl e, oluşturacağız sanal kartımızı? Sanal kartımızı bankaların internet bankacılığı e, bölümüne girip oradan e, kart başvurusu kartlar kart başvurusu kısmından sanal kart oluştur veya sanal kart başvuru kısımları bulunuyor oradan başvurabiliyoruz veya Google'a e, mesela hangisi bonus sanal kart başvuru yazdığınızda az önceki veya akses sanal kart başvuru yazdığınızda e, banka internet sitesinden direkt girip oradan da başvurabilirsiniz tabi burada yine internet sitesini sizi internet bankacılığına Oradan girip başvurabilirsiniz. Ee, şimdi ne işe yarıyor bu sanal kart? Niçin sanal karttan alışveriş yapmalıyız? Ee, Bildiğimiz üzere fiziki kartlarımız... E, ...üzerindeki numaraları internette... E, ...herhangi bir siteye girdiğinde... E, ...bir şekilde bunlar kopyalanabiliyor. Yani kopyalandığında ne oluyor? Sizden başka kişiler, kötü niyetli kişiler... ...bu numaraları, bu bilgileri alıp... E, ...siz harcamışçasına... Buradan alışveriş yapabilip e, siz bunun da farkına varmazsanız e, onların yaptığı alışverişi ödediğiniz yani bir şekilde sizi dolandırdıkları, sizi e, gizli bir hırsızlık yaptırdıkları yöntem olabiliyor. E, şimdi e, bu gibi mağduriyetler yaşamamak için yani kartınızın bilgilerinin çalınmaması ve başkasının buradan e, kötü niyetli kişilerin harcamayı yapmaması için oluşturulmuş sistemimiz sanal kart sistemi. Nasıl çalışıyor? Sanal karta kontrol yükler gibi e, limit biçmeniz lazım her alışverişinizden önce. Mesela e, 200 TL'lik bir alışveriş yapacaksınız. Bu alışverişinizi yapmadan önce sanal kartınıza 200 TL'lik veya 20-30 TL üstünde bir limit biçmeniz lazım. Daha sonra sanal kartınızın üzerindeki bilgileri fiziki kartı değil sanal kartın üzerindeki bilgileri e, alışveriş yaptığınız siteye girip alışverişinizi tamamlamanız lazım. Bu sayede 200 mesela 250 TL'lik limit biçmiştiniz 200 TL'lik de alışveriş yaptınız o 250'den 200'ü sanal karttan harcadı 50 TL kaldı o 50 TL'yi de daha sonra sıfırlarsınız veya sanal kart limiti oluştururken gün sonunda sıfırlansın veya 2 saat sonra sıfırlansın gibi seçenekler var onları işaretlediğinizde kalan o 50 TL'de sıfırlanmış oluyor niye üstünde diyorum mesela 200 TL'ye niye bir 200 TL demiyorum Bazen siteler çekmiyor bu alışverişi. Yani birebir aynısını yaptığınız zaman kartın alışveriş miktarı ile kartınıza oluşturduğunuz sanal limit aynı olduğu zaman bazen alışverişte sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden garanti olsun 20-30 TL üstünü limit biçip daha sonra o limiti de sıfırlarsınız veya bankaya otomatik orada seçeneklerde derseniz o gün sonunda sıfırlamasını yapacaktır. Arkadaşlar sanal kart Ücretsizdir sanal kartın e, herhangi bir ücreti yoktur normal kart aidatınız var ise sanal karttan ekstra bir ücret talep etmez veya ücretsiz kredi kartıdır e, yine ücretsiz şekilde sanal kartınızı kullanabilirsiniz e, sanal kartı kullanırken e, kartınız bonus kartı olabilir word kart olabilir. Bu türlü bonus kazanma, worth puan kazanma veya paraf puan kazanma özellikleri sanal kart içinde geçerlidir. Sanal kartınızda yine e, taksitli alışveriş de yapabilirsiniz. Yani bankanızın size sunduğu imkan e, veya taksit sayısı çerçevesinde aynı fiziki kartınızda uygulanan taksit sayısı ne kadarsa sanal kartınıza da hemen hemen o taksitleri uygular bankanız. E, bu da tabi e, sanal kartın avantajları arasında. Benim tavsiyem uzun sözün kısası sanal kartınızı alışverişlerinizde kullanmaya çalışın. Fiziki kartları alışverişlerinizde kullanmamaya çalışın. Çünkü atıyorum normal kişisel kart limitiniz ne kadar? 5000 TL. Bu 5000 TL'yi riske atmış olursunuz fiziki kartınızı kullanırsanız. Ama sanal kartı alışveriş yaptığınız süre boyunca işte 1-2 saatliğine 200 TL, 300 TL, 50 TL neyse alışverişiniz o limiti biçer. O limiti de harcadıktan sonra sanal kartınızın limiti sıfırlanmış veya sıfıra yakın sonlanmış olur. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtirseniz mümkün mertebe kısa sürede dönmeye çalışırım. Bu ve benzer içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız desteklerseniz sevinirim. Kolay gelsin hepinize. İyi alışverişler.